toplama işlemlerini yaparak tahminlerinizle işlemlerin sonuçlarını karşılaştırınız. Tahmin etme için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Onluğa yuvarlayabiliriz sayıları, yüzdeye yuvarlayabiliriz. Sadece onluklarını ve yüzüklerini toplayarak tahmin edebiliriz sonuçları. Şimdi bakalım ilk sonucumuzu onluğa yuvarlayarak yapmak istiyorum ben. Şimdi 8 var ilk sayımızın birler basamağında. 8 varsa 5 ve 5'ten büyükse bu bir sonraki 10'la yuvarlanıyordu. O zaman ne diyeceğiz buna? 248 250'ye yuvarlanır. 250. 314 ise birler basamağında 4 var. Bu kaça yuvarlanır? Şimdi 1, 2, 3, 4 varsa önceki onluk diyorduk. 310'a yuvarlanır. İşlemimizi yaparsak 0, 6, 2, 3 daha 5, 560. Gerçek sonucuna bakalım şimdi 8 4 daha 12 12'nin ikisi elde var 1 4 bir daha 5 bir daha 6 elde yüklersek 2 3 daha 5 562 işlemin sonucu 562 aradaki fark nedir peki ee, karşılaştırdığımızda 562'den 560'ı çıkarırsak şuraya yapalım isterseniz 560'ı çıkarırsak 2'den 0 çıktı 2 0 0 2 fark vardır arada. Sonraki işleme bakalım. Bunu da farklı bir yöntem kullanarak yapalım. Yüzdeye yuvarlayarak yapalım bu defa isterseniz. 594. Şimdi el, onlar ve birler basamandaki sayı 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzde yuvarlanacaktı. O zaman bu 600'e yuvarlanır. Şöyle yazalım. 241. 50'den küçükse 40 e, birler ve onlar basamandaki sayı önceki onla yüzde pardon yuvarlanır. Bu da 200'e yuvarlanır. Topladığımızda 0 0 8 800 gerçek sonucuna bakalım 4 1 daha 5 9 4 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 5 2 daha 7 1 de elde 8 sonuç 835 835'ten 800'ü çıkaracak olursak zaten zihinden de çıkarabiliriz bunu direkt 35 yazabiliriz buraya önüne de 0 koyalım yine fark 35 gördüğünüz gibi 10'luğa yuvarlayınca daha yakın sonuçlar buluyoruz tahminimizde İşlem sonucu arasında daha az fark oluşuyor Şimdi buraya bakalım. Burada da sadece eee onluklar ve yüzlükleri toplayarak yapmak istiyorum bunu. Şimdi nasıl bu? İşte onluklar ve yüzlükler birler basamağını dikkate almayacağız. 5 ve 7 var eee onluklarda. Nedir bu? 5 artı 7 eşittir. 12 eder. Şimdi 12 onluk ne ne demektir? 1 yüzlük 2 onluk demektir. Burası e, yüzlükler kısmına baktığımızda ise ne elde ederiz? 4 artı 1 eşittir 5. Yüzlük. Şöyle yazalım yüzlük diye. 12 onlukta ne vardı? 1 yüzlük artı 2 onluk. Şimdi 1 yüzlük 2 onluk. Şimdi 5 yüzlük burada var. 6 yüzlük eklersek şuraya 1 yüzlüğü ne yapar? Toplamda 6 yüzlük eder. 600 ile 2 onluk eklediğimizde eşittir 620 sonucunu elde ederiz. Tahmini sonucumuz kaçmış? 620 çok karıştı bu biraz ama neyse gerçek sonuca bakalım. 60 daha, 657 daha, 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 4 daha, 5 bir de elde vardı. 626. 626'dan da 620'yi çıkarırsak farkı buluruz aradaki 600. 0. Evet bu biraz uzun sürüyor. Yani onluklara ve yüzlüklere yuvarlayarak yapmak daha kolay aslında. Şimdi bunu yine yüzlüğe yuvarlayarak yapalım isterseniz. 264 yakın olduğu yüzlük kaçtır? 300 eder. 438'in yakın olduğu yüzlük ise 400'dür. Topladığımızda 0, 0, 700 yapar. Gerçek sonuca bakalım. 48 daha. 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 6, 3 daha 9, 1 de vardı. 10, onun sıfırı elde var. 1, 2, 4 daha 6, bir de elde 702. 702'den 700'ü çıkardığımızda da 2 sonucuna ulaşırız. Aradaki fark 2'dir. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Kullandığınız yöntemleri defterinize yazarak açıklayınız. Demiş. Şimdi ben zihinden yapacağım buradaki toplama işlemlerini ve yöntemlerimi de anlatacağım yaparken. 54 ve 26'dan başlayalım önce. Şimdi 54'ü olarak düşüneceğiz. 50 artı 4 olarak düşünelim 54'ü. 26 ise 20 artı 4 olarak düşünelim. Şimdi toplama yaptığımızda önce onlukları toplayalım. 70 yapar. Daha sonra burayı pardon 20 artı 6 yapmamız lazım. 26'ydı çünkü artı 10 yapar. Topladığımızda bunları da 80 sonucuna ulaşırız. Tabi bunları zihninizden yapacaksınız. Ben buraya göstermek için bu şekilde yapıyorum. Şimdi buna bakalım. 31 ile 42'yi nasıl yapacağız? Yine bunu şöyle düşünelim. Burada farklı bir yöntem kullanalım. 30'u 31'i 30 artı 1 olarak düşünelim. 42 ise direkt 42 olarak düşüneceğim. Ve bunu 42'nin üzerine 30'u ekleyeceğim 42'nin üzerine 30'u eklerken nasıl eklerim? Şu şekilde yapacağım: 42 artı 10 artı 10 artı 10 onar sayarak ritmik sayarak. Daha sonra 31'in birini ekleyeceğim en sonda. 42, 52, 62, 72 artı bir daha 73 yapar. Siz bunu isterseniz ayrı ayrı toplayarak gidebilirsiniz. 42, 52 yazarsınız daha sonra 10 eklersiniz 62, 72 şeklinde devam eder gider. Şimdi buraya bakalım. 413 artı 7 demiş. Burada 413'ü şöyle düşüneceğim ben. 400 artı 413'ü şöyle düşüneceğim. 400 artı 13 şeklinde düşüneceğim. 7 zaten birlik. Bunu da artı 7 olarak düşüneceğim. Önce şunları toplayacağım. 4, 13 ile 7 20 yapar. 400 de burada var. Sonuçta 420'ye ulaşırız. 25 artı 67'ye bakalım şimdi de. 25 artı 67 ve Büyük sayı 67 olduğu gibi yazacağım. Artı 25'i de 10 artı 10 artı 5 şeklinde yazacağım. Toplamada yerler değiştiğinde sonuç değişmiyordu biliyorsunuz. 67, 77, 87 daha sonra da 5 eklediğimde 92 sonucuna ulaşacağım. Burada onar ritmik sayma yapıyorum üzerine. Sonrakine bakalım 300 artı 80 ya yani 380 bu direkt kendisini ele veriyor zaten isterseniz siz onar onar sayabilirsiniz ama uzatmaya gerek yok direkt 380 diyebilirsiniz buna. Gelelim 78 ile 12'ye şimdi 78'i şöyle yazalım artı 10 artı 2 şeklinde yazalım ritmik sayma yapacağız yine 78, 88, 2 daha 90 yapar.